Arkadaşlar tekrardan merhaba. Video olarak kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Bu arada kayıtta ondan emin olayım. Ondan sonra bunları şeffaflığını kapatalım. Sonra bakalım nerede kaldık, neler yapacağız. En son parçanın yolluğunu vermiştik arkadaşlar. Ondan sonra yolluk dağılımını yaptık. Şurada gördüğüm gibi burçları ve kolonları yerleştirdik. Şimdi bu çelikleri arkadaşlar bir kasaya oturtmamız gerekiyor. Bu kasaya oturtmamızdaki sebep de şundan dolayı kauçuk enjeksiyon kalıpçılığında şunu durdurayım bir dakika. Şimdi kauçuk enjeksiyon kalıpçılığında şu kauçuk malzemenin temas ettiği yüzeylerin tamamını impax çelikten, sıcak iş takım çeliğinden yapmanız gerekiyor. Bunu neden yapmamız gerekiyor? Bunu bir önceki videolarda söyledim. Tekrar üstünden bir özet geçelim. Size daha önce anlattığım gibi bu kalıplar 250 derece sıcaklıkta kauçuğu pişirerek, kimyasal reaksiyona sokarak, kimyevi yapısını değiştirerek çalışan kalıplar. Şimdi hal durum böyle olunca bu çelikler üzerinde bir soğutma sistemi, soğutma kanalları olmadığından dolayı ilerleyen zamanlarda diyeyim artık hani çalışa 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 tamam mı? Bu çeliklerde deformasyon meydana gelir. Gerek demir yorulması mı dersiniz buna, gerek fazla ısıdan şekil değişikliği mi dersiniz artık nasıl bir isim koyarsanız koyun. Bu yüzden bu çelikleri sıcak iş takım çeliğinden yapmamız daha makbul oluyor. Bunu neden söylüyorum? Kalıbın daha uzun ömürlü olması için söylüyorum. Tamam mı? Bu önemli bir etkendir, önemli bir faktördür bunda. Mümkün mertebede 2738'den değil de 2344 şeylerin yapıldığı metal enjeksiyon kalıplarının yapıldığı sıcak iş takım çeliğinden yaparsanız bunu daha da uzun ömürlü sonuçlar alırsınız. Tamam mı? Daha düzgün ele avuca tutulur. Güzel bir şey çıkar ya. Tabi burada çelik seçimi kalıbın ömrünü uzatır. Bunu gidip 1040 1050 malzemeden yapsanız da baskı alırsınız. Belki 50 baskı, belki 100 baskı, 200-300 artık neyse. Ama baskı alırsınız yani. Bu işte 1050'den yaptık, kalıp çalışmadı, aynısını Impax'tan yaptık, baskıyı aldık gibi bir şey tabi söz konusu değil. Burada mühim olan husus tamamen sizin kalıp tasarımını doğru yapmanız. Ardından kalıp imalatını düzgün bir şekilde yapmanızdan, ölçülere sadık kalmanızdan ve tolerans içerisinde parça işleyip düzgün bir şekilde montaj etmenizden geçer. Şimdi bu adımları geçtikten sonra şöyle iki tane ana çelik var. Plastik malzemeyi, şey pardon kauçuk malzemeyi içerisinde barındıran. Şimdi arkadaşlar enjeksiyon tezgahı, kauçuk enjeksiyon tezgahı gördünüz mü bilmiyorum ama bu tezgahlar dikine çalışır. Tamam mı? Dik enjeksiyon gibi ya da pres gibi düşünebilirsiniz. Bildiğin sanayideki pres gibi. Şimdi burada bir hareketli tablo olur, tamam mı? Altında da bir tane sabit arabalı tablo olur böyle. Şimdi bunu tabloya bağlayabilmeniz için U kanallara ihtiyacınız var. Aynı universal ya da CNC freze dik işlem tezgahlarının üstündeki gibi. Ayrıyetten de bu kalıplar açıldığı zaman düz açılmıyor, tamam mı? Bu kalıp nasıl açılıyor biliyor musun? Şimdi önüm senin böyle. Sen kalıba buradan böyle bakıyorsun ya. Bu çelik böyle yukarıya gidiyor. Bak şimdi bunu hatta simüle edelim burada size. Şöyle associative. Bunu açalım. Şimdi atıyorum. Şöyle 150. 250. Şimdi bu ölçüye takılmayın, tamam mı? Şimdi plaka böyle kalkıyor ya. Enjeksiyon grubunda hareketli kısım yukarıya böyle kaldırıyor bunu. Tabii bunlar da geliyor bunlarla beraber şöyle şu burçları görmeyin. Tamam mı? Bu böyle kalktıktan sonra bir de bunun dönme aşaması oluyor arkadaşlar. Nasıl dönüyor bu? Bak şimdi böyle dönüyor bir de. Şöyle angle'ı alalım. Buradan atıyorum şöyle bir 45 derece. Tamam mı? Bu aynı bu hali alıyor. Neden bu hali alıyor? Şimdi operatörü buradayken buradan böyle eliyle parçaları toplasın, yolluğu alsın. Şimdi bizim kalıbımızda parça burada kalır. Tamam mı? Şu çelikte kalır. Ne oluyor? Burada erkek çıkıntısı olduğu için tamam mı? Bu parçayı almakta herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Operatör bundan yana bir sıkıntı çekmez. Şimdi sıkıntı çekme şeyi de nereden geliyor? Bakın bu çelik 250 derece. Yani kaynamış sudan daha sıcak.
Şimdi siz buraya çıplak elle dokunamazsınız. Kaldı ki termal eldivenle dahi dokunmanız sıkıntı. Hele bir de yaz aylarında hani adam kısa kollu iş kıyafetiyle çalışıyorsa şu bilek kısımları, dirsek kısımları şuraya değdiğinde böyle koca gün yanık içinde geziyor bu adamlar. Ben bunu biliyorum. Tamam, ben bunun canlı şahidiyim yani. Burada mümkün mertebe şimdi bunun raconunda da bu parçayı burada bırakırsın. Tamam, burada bırakırsın ki adamın eli kolu böyle burada kolona molana değmesin, çeliğe değmesin. Şöyle yukarıdan meyve toplar gibi buradan malzemeleri toplasın, alsın, çeksin, çıkarsın. Sonra bir de buralarda bir genel temizlik yapılıyor silikonla. Silikon artığı kalmaması için. Şey pardon, kauçuk artığı kalmaması için silikonla yapılıyor bu. Şimdi enjeksiyon kalıpçılığında burada malzeme kalmaz. Çelik zaten soğuk. Ama buraya kauçuk yapışıyor, kalıyor. İnce ince çapaklar kalıyor. Ne oluyor? Bu tekrardan eriyemiyor, tamam mı? Plastik malzeme gibi, granül malzeme gibi eriyemiyor. Eriyemediği için burada dolumlarda sıkıntı yaşarsınız. Çıkarmaların yüzey kalitesinde sıkıntılar yaşarsınız. Yani bu kalıp her bir baskı aldıktan sonra, tamam mı? Şu gözlerin temizlenmesi gerekiyor. Silikon sıkılarak, tamam mı? Şöyle bir temizlenmesi gerekiyor her baskıdan sonra. Zaten atıyorum 5 dakikada bir baskı alacaksınız. Bu çok da bir problem değil yani. Hani adam 5 saniyede bir açıp temizlemiyor bunu. Bundan dolayı çok da şey yapılmasına gerek yok. Şimdi kalıbı eski haline getirelim. Buna bir çelik kasa öreceğiz arkadaşlar. Bu bir kasada çalışacak. Şöyle buralara civata bağlantıları için kanal açacağız, bırakacağız. Bak kalıp aslında şu anda bitmiş durumda. Dediğim gibi bunda itici kısmı yok. Soğutma kısmı yok. Şimdi gaz kanallarını açacağım ben bunu. Gaz kanallarını açacağım. Ardından şeyi yapacağım. Çelik giydirmesini yapacağım. Gerçi ilk önce onu yapsak daha iyi olur da. Ondan sonra şimdi bu kalıbı tamamlayacağım. Bunun çelik giydirmesi peki nasıl olacak? Nasıl yapılır bu çelik giydirmesi? Bak bu şekilde olabilir. Şimdi extrude komutuna bir girelim. Şöyle yüzey değil de köşe seçmek istiyordum ben burada. Bu arada kayıtta bir şey var mı? Yok. Şöyle vektör yönünü belirledikten sonra 10 milimetre bir kalınlık olsun. Bu kalınlıklarla daha sonrasında zaten oynayabiliriz. Herhangi bir et kalınlığı da buraya verelim. Bunu şu yüzeye kadar place edebilirim artık. Şimdi bir de şunu yapmamız gerekiyor. Şu ikisini arkaya alayım. 30'ar milimetre. Yanlış, yanlış, yanlış. Split, split. Buraları izleyin sadece arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu çelikleri bir de birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir dakika. İçeriği fazla seçtik. Böyle bir işlem bildiğiniz üzere olmaz. Şimdi böyle bir şey olmadığına göre buralara şöyle tüp komutunu alalım. 10 milimetre bir delik atalım, tamam mı? 10 milimetre delik atacaksın ama şimdi şöyle örnekle göstereyim ben size bunu. Şimdi bunu böyle delip ardından bunu koyarsanız şimdi keskin köşeyi geçirebiliyorsunuz ama burada bir pislik birikmesi olabiliyor. Yani burada fazla bir boşaltma söz konusu. Şimdi bunun olmasını istemiyorum ben. Bunun olmasını istemediğim için şu çeliği alayım. Bak bu da gelsin. Subtract kısmını sildikten sonra bunu bir şöyle hareket ettirelim ama ilk önce parametrikliği kaldırmamız lazım. Yoksa olmaz.
Şimdi bunu parent yapıp aslında şu eğitimi kaldıralım. Unsur ağacını eklemesin. Şöyle 5 değil de 2,5 milimetre. Kaçık deleceğiz bunu, tamam mı? Burada enjeksiyon kalıplarında da yaparsanız güzel bir şey çıkar. Bak, 2,5 az geldi. Aslında bir şöyle bir yarım milim daha yukarı çekeyim bakayım. Ha bak, yarım milim daha çekersem tadından yenmeyecek bu. 0,5. Şimdi bak, subtract yapalım. Sonra bunu bir silelim. Bak gördün mü? Şimdi daha güzel yani. Benim demek istediğim buydu. Buraya matkapla bir delik atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Şimdi biraz daha işin detay kısmına girersek, birazcık daha işin detay kısmına girersek şöyle yapılabilir. Bunu bir aynalama gerekecek. Dört tarafa da yapabilmek için. Aynı zamanda şunu da seç bakalım. Ve bunların tamamını çıkartıyoruz. Subtract yapıyoruz. Unsur ağacından da kurtulalım. Şimdi kasada hali hazırda zaten bitmiş değil. Bundan dolayı ölçülere daha şu anda çok takılmıyorum. Hani eni boyu, yüksekliği falan, bunlar düzenleyebileceğimiz şeyler. Şimdi kasayı bir oturtalım buraya. Oturtalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem şu an için teşkil etmiyor. Şimdi şöyle bir uygulama yapacağız burada. Şunu bir 1 milimetre aşağıya çekeceğiz. Şimdi bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Bunu neden yaptığımı diğer tarafı da tasarladığımda anlatacağım. Tamam mı? Bunu 1 milimetre aşağıya çekin. Bunu genelde enjeksiyon kalıplarında da yaparız. Oradan aşina olan kişiler bunu bilirler. Şimdi şeyi alalım. Şu kısmı alalım ve bu kısmı alayım. Burada şunu yapmam lazım. Bunun aynısını şöyle karşıya da koyuyorum bir tane. Şimdi. Bunun da burada oturabileceği bir pozisyon şu an için var. Bu da zaten 1 milimetre offsetli bir şekilde geldi. Şuradan bahsediyorum. Yani şu yüzeyle şu yüzey arasındaki ölçüden bahsediyorum. Şu burçları da buraya çekeyim. Amparametrik çalışmıyorum. Gruplandırma yapacağım çünkü. Şimdi şu gruba feature group dedikten sonra buna erkek grup diyoruz arkadaşlar. Hareket eden yer erkek gruptur. Tamam mı? Enjeksiyon kalıpçılığında da bu böyledir. Ondan sonra saç kalıpçılığında da böyledir. Bu kauçukta da böyle. Şu kısma geldiğimde de buna da dişi grup diyeceğim. Burası sabit duruyor. Başlayalım bakalım ürünleri seçmeye. Şimdi tek bir tane body kalacak dışarıda. Bu da zaten numune parçamız. Şimdi bu numune parçanın üzerinden yürüyelim sizinle beraber. Şu iç kısımda yapacak olduğum her şeyi bitireyim. Onu istiyorum çünkü. Şurada gittikten sonra buraya bir skeç açmam gerekecek benim. Kabının köşesini açtırdım. Şöyle bir yemin olayım. Tamamdır. Düzgün yere açmış. Şöyle line komutunu bir alalım. Buradan entire assembly seçelim. Şöyle eski geometriler üzerindeki ortak yerleri yakalayabilsin. Bir orta nokta bulabilmek için çizgi çektim ve buraya 14 16 milimetre bir daire çizeceğim, bırakacağım. Şimdi bunu kaldırabilirim. Şunlardan da kurtulayım. Şöyle uzatın bunu.
Snap track yapın. Çıkartın. Bunu çıkarttıktan sonra kaç milimetre çizmiştim ben bunu? 16. Şöyle 10 milimetre tersine 2, 20. Bunu yapsam mı yapmasam mı? Bunu yapsam iyi olur. Şöyle draft kısmına gelelim. 2. Açı vereceğiz buraya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şöyle bir 10 derece açıyla bir yoğunluk dağılım merkezi burada kalması makbuldür arkadaşlar. Bunun burada olması makbuldür. Şimdi şu seçemedim. Şöyle finish alalım. Dakikayı geçmemeye çalışıyorum videolarda. Ondan dolayı bakıyorum. Şöyle bir yoğunluk memesi çizeceğiz buraya. Tamam, bu buraya kadar olacak ve şöyle parametrikliği bir kaldıralım bakalım sizinle. Şimdi tekrardan extrude komutuna girelim. Face Edge diyerek buraya 20 milimetre, şöyle 8 milimetre verelim. Offset 32. 28, 4. Tek taraflı 2 milimetre düşüreceğiz bunu. Pardon. Tek taraflı 2 milimetre. 28 milimetre olması lazım. 28 gelir bunun kafası çünkü tamamdır. Şimdi bir de pahını kıralım buna. Şöyle face edge diyerek 3, 2, 2,5 güzel gözüksün. Ardından buraya bir yolluk deliğini atalım. Bundan kalıplara koysanız da olur, koymasanız da olur. Ben koyuyorum bunlardan. Şimdi şöyle komple çekelim ve 3,3 milimetre bir delik delelim. Şimdi draft komutuna geliyoruz. Vektör yönünü seçelim. Sabit yüzey burası. Açı verilecek yüzey. Deliğin içi. Şuradan bakalım bakalım. Nasıl bir şey çıkıyor bize. 0,1. Aa, şey yapmadık ya. Unite etmedik. Kafayla sap kısmı önden olmuyor. O yüzden delmeli burayı da bak. Neyse şimdi deneriz. Şöyle eğriyi seçtim. Tabii face edge'de olduğu için çift eğri seçtim. Şöyle bir tanesini seçeyim. Bunu indirelim. Subtract neyden? Bundan. Şimdi güzelce açı verebiliriz buraya. Şöyle draft dedim tekrardan. Yüzey burası. Açı verilecek yer. Deliğin içerisi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Aşağı yukarı böyle bir meme gelecek size. Bunun açısına çok takılmayın. Ben yolu tasarlayabilmek adına böyle bir çalışma yaptım. Şimdi şunu yapalım. Examine geometri diyelim. Ve şu yüzeyleri alalım. Gördüğünüz gibi bu yüzeylerin hepsi birbirinden ayrı. Bunları bir dikelim. Unsur ağacını sileyim hemen. Bu arada şarkı çalsın arkada birazcık yani çok sessiz olmaz. Şimdi arkadaşlar biraz yüzey konutlarını kullanalım. Sketch'ten bir kurtulalım. Sketch'ten kurtulduktan sonra hali hazırda burada zaten yolluk geçiyor ya. Hiç buraya
Yüzeyi çizmenize gerek yok. Şu daireyi çizmenize gerek yok. Ama çizebiliriz de. Ha, terse çizdi. Şunu düzelteyim ya. Yanlış bastık. Neydi? Hayalet gösterge miydi bu? Anla Kribon. Neyse. Ben böyle kullanıyorum programı. Nerede kalmıştık? Şöyle curve kısmında arc circle. Three point arc değil, hayır. Arc circle from center. Size olarak herhangi bir şey tamam yok. Bunun devamlılığını sağlayalım. Çeksin sen. Of 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 of. Offset curve. Setting face. Genel okul spine bu değil. Evet. Çok. Üstüne bir tane koordinat sistemi koyup aynı alacağız artık karşı tarafta git. Yani şimdi bunları çok kullanmadığımıza sürekli işimiz olmadığı için insan bir duruyor düşürüyor. Uzun zamandır da kullanmıyoruz zaten. Böyle inside surface kısmıyla burayı bir görebiliriz. Burada şöyle constraint face olarak bunu seçsek bakalım bize nasıl bir yüzey verecek. Biraz daha düzgün verdi gibi ama yani tam istediğimiz düzeyde değil açıkçası. Fakat bu sizin için önemli değil. Burada bir katı almak amacımız. Yani yoğunlukla beraber parça nasıl çıkacak onu görmeye çalışıyoruz yani. Şöyle yapalım. VCS komutunu açalım. Bu invert seçiliyken. Hoppa. Buraya neden koyamıyoruz bunu? Şöyle bunu tam ortasına koyalım. Tools kısmından VCS'i açalım. Şöyle bir de koordinat sistemi atayalım buna. Şu gövdeyi aynalayabiliriz.
Birleştirmede sıkıntı çıktı. Bakalım bunu nasıl düzelteceğiz şimdi. Burayı yüzeyle örmemiz gerekiyor. Stüdyo fil de aşağı yukarı aynısını örüyor gibi ama bu biraz daha güzel ördü sanki. Bir daha deneyelim bakalım. Sağlıklı olacak. Şunu yapalım. Bandit Blame. Tamam oldu. Solid şu anda. Şimdi bununla bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Tamam, şöyle bir parça çıkacak. Bu arada 26 dakika olmuş. Ben şimdi bunu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda gaz kanallarını açacağım. Çelikleri oluşturduk. Gaz kanallarını açacağız. Sonrasında bakalım devam edeceğiz tekrardan.